Şimdi gençlerimiz şu an bu atölyedeler. Ben az önce şunu söyledim. Bayburt'ta gün geçtikçe ilerliyor resim sanatı. Atölyeler kuruluyor. Bayburt Üniversitesi'nde güzel çalışmalar devam ediyor. Ve sergiler, bol bol sergi izliyoruz. Gençler, siz de bu sergidesiniz, atölyedesiniz. Siz de resim çalışması sürdürüyor musunuz? Böyle bir çalışmanız var mı? Yani benim şahsi adıma bir çalışmam yok. Hani hiç çizim denemedim. Fakat ablamın bu sürecinde her zaman yanında olduğum için çizemesem de, hani bu yetenek işi olduğu için. Artık sen de ilgilisin yani. İlgiliyim ve hani tablo yorumlamakta falan hani daha ileri boyuta geldim. Peki ablam olmasaydı, böyle bir atölyeyi kurmasaydı, aklından geçer miydi ya ben de bir resim yapayım, şöyle bir çalışma yapım, bir tuval yapım, yağlı boya. Yani geçmezdi galiba. Çünkü aynı zamanda buranın açılışı bence gelecek nesillere de bir ön ayak olduğunu düşünüyorum. Şu an düşüncem ne oldu peki? Şu an düşüncem, tabii ki bakıyorum ve Bayburt'un gelişmesi açısından da çok önemli bir adım olduğuna inanıyorum. Kendisine de çok başarılar diliyorum. Peki resim çalışması yapsan hangi dalda çalışır? Yağlı boya, tuval, kurşun kalem ne yaparsın? Kara kalem ya. Kara kalem. Evet. Ben de onu çok seviyorum. Aynen öyle. Teşekkür ettim. Rica ederim. Sen de aynı mı? Ben de çok seviyorum. Atölyeyle daha önce resimle hiç şeyin oldu mu? Yok, hiç ilgim yoktu ama ablam sayesinde daha çok ilgimiz arttı. Hani merak ediyoruz, evet. Bir şeyleri öğrenmek istiyoruz. İlerletmeyi düşünüyor musunuz? Evet yani. Biz hangi de öğren... dalda çalışırsın? Ben de kara kalem yani öyle çok. Neden kara kalem? Siyah beyaz daha güzel, renkli olmasındansa evet. Sade bir şeyle kontrol etmek bir tür resmi. Yağlı boya da çok iyidir bak. Bak şu arka taraftaki resime bir dönün hep beraber bakalım ona. Şu resimdeki güzelliği görüyor musunuz? Güzel çalışılmış. Evet. Şimdi yeni arkadaşlara, sizin yaşlarınıza, daha küçüklere, anne babalara ne önerirsiniz ya bu atölyeyle ilgili? Kesinlikle gelmeliler ve çocuklarını göndermeliler. Hani... Mikrofonu biraz yakın tut, sesini alsın. Çocuklarını gönderip buradan kesinlikle istifade etmeliler bence. Evet. Hani küçük çocuklara öğretip onların bir büyük nesillere gelmeli sağlanıyor yani. Gelmeleri evet. Gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Sevgili izleyenlerim, evet. Güzel bir atölye. Yeni kurulmuş bir atölye. Ben Haber 69 dergisi adına hayırlı olsun diyorum ben. Bütün camiamıza efendim hayırlı olsun. Şimdi atölye gençlerimiz ne yapıyorlar? İnternet efendim kafelerin köşelerinde onun gibi efendim kendilerini perişan edip duruyorlar. Halbuki bu atölyede şu an gençlerimiz ne öğrenecek? Resim yapmayı, kötü alışkanlıklardan uzak durmayı. Sanatı öğrenecekler. Bunun için çok önemli ve gençlerimizle de şöyle ben iki dertleşim. Önce burada eğitim gören bir kardeşimiz var. Evet. Bize neden resim? Neden resim? Çünkü sanata dair ilgim vardı zaten. Küçüklüğümden beri yapardım sürekli canım sıkıldıkça vesaire. Hani. Biraz sesli olsun ki duysunlar. Daha sonra grafik tasarım okumaya karar verdim. Hocamızdan da eğitim almayı düşünüyorum. Zaten resimlerinden ziyade, verdiği eğitimlerden ziyade çok... Şu an üniversiteye mi hazırlanıyorsun? Evet. Resim bölümü mü okuyacaksın? Grafik tasarım okuyacağım. Grafik i̇nşallah. Tasarım okuyacağım inşallah. Doğru, evet. Doğru. Şu an Bayburt Üniversitesi'nde öğrencilerimiz Taşhan'da bu sergiyi verdik. Başlarında Azerbaycanlı bir hocamız var. Tanıştın mı? Yok, ben sizi tanışma... Orada ben yaparım. Sizi tanıştırırım hocayla. Üniversiteye evet. Gitmeden hocayla tanışmanın sözünü ben sana verebilirim. Tamam mı? Şimdi onu dedikten sonra... Zaten ben İstanbul'da yaşıyordum zaten. Hocamla görüştükten sonra burada okumaya karar verdim. Bir güzel. Sene boyunca ders alacağım. Güzel. Daha sonra da üniversite sınavına gireceğim. Güzel. Peki senin yaşındaki insanlara nasıl bir şeyde bulunursun? Yani... Bu meslekle ilgili... Bu meslekle ilgili ne söyleyebilirim? Oradan gitmeyelim. Ben sorumu değiştireyim. Hassas mısın? Kişiliğin hassas mı? Evet, öyle, evet. Duygusal mısın? Duygusalım. Zaten çok konuşamam. Elim konuşur, öyle söyleyeyim. İşte resmi seçmedeki mesele burada.
ne güzel açıkladı bize. Evet, duygusal insanlar müzik, resim, sanatla uğraşır. Evet, anlaştık mı şimdi? Anlaştık. Duygusal insanlar, derdini anlatamayan insanlar resime döker. Duygularını ifade edemeyen müziğe döker. En güzel bestekarlar, söz yazarları hep oradan çıkmıştır. Peki, ileteceğin bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim, çok sağ olun. Ama hocamdan gerçekten herkes... Teşekkür ediyorum böyle bir atölyeyi açtığı için ben. Evet. Ve gerçekten... buraya da davet ediyoruz. Bütün gençlerimizi, sizin gibi gençlerimiz gelsinler burada. Eğitim alsınlar. Evet, kesinlikle öneriyorum bu hocama. Yani evet, teşekkür özellikle ediyorum. Özellikle sınava hazırladığı tabii, için. Tabii. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kolaylıklar diliyorum. Gençler hele bir yaklaşın bana. Gelin kardeş gelin. Ben kimseye bir şey etmiyorum. Gelin bu hale gelin. Sevgili izleyenlerim. Evet, şimdi gençlerimizi de bir tanıyalım. Ben, biraz şu tarafa biraz gelir misin? Kamera, şey, mikrofonu kurtaralım. Ben Büşra Bayram'ın kuzeni Avukat Muhammed Halim Bayram. İstanbul'dan geliyorum. Açılış vesilesiyle katıldık. Bu kadar. Bu kadar. Tanıttık kendimizi. Tamam, tamam. Peki, yok dur. Seni tanıma en son planımızdı. Benim kardeşim, asıl derdimiz bizim bu atölye. Yani sen duygusal mısın? Ben sana da aynı soruyu yönlendiriyorum. Şimdi ben duygusal değilim. Ben aksine çok duvar gibi bir insanım. Ama, duvar gibi mi? Ama kuzenimiz duygusal. Duygusal. Duygularını da zaten resimlere yansıtıyor. Ki gördüğümüz üzere resime baktığımız zaman anlıyoruz. Şimdi böyle de bir atölye açmış. Biz de ona destek olmak adına geldik. Evet. Şimdi baktığın zaman yüksek uygarlığın bir merdiveni de sanattır. Şimdi kuzenim de bu sanatta bir basamak olmak adına böyle bir yer açtı. Evet. Bayburtlu gençler her gün kafelerde sağda solda gezmesinler, dolamasınlar diye. Gelsinler burada hem hobi hem de ileride güzel sanatları kazanmak isteyen öğrencilerimiz gelsinler burada katılım sağlasınlar. Aynı zamanda eğitimlerini güzel bir şekilde alsınlar diye böyle bir yer açtı. Evet. Yani maddi yönden daha çok bu işi de biraz maneviyat önemli oluyor. Önemli. Yani buradaki mesele her kazandırdığı öğrenci, her ileriye dönük kazandırdığı bir öğrenci onun için bir mutluluk kaynağı. Evet. Siz de eski öğretmenim şimdi, dediniz. Şimdi kötü alışkanlıklar bak şimdi. Şimdi hukuksüsü. Evet. Ben de hukuk dersi gördüm. Ama tamamında da ben sosyal bilimler mezunuyum. Bizde de hukuk dersimiz vardı. Şimdi sen hukukçusun. Ben şimdi senin dalından ilerleyelim. Şu an kötü alışkanlıklar ne yapıyor? Gün geçtikçe artıyor. Evet. İlerliyor. Tabana doğru iniyor. Haliyle bu tür atölyelerin, müzik, resim, sanatın bu tür atölyelerin önemi de artıyor. Bir hukukçu gözüyle sence ne kadar bize bu atölye Bayburt'ta, Bayburt'un gençliğine faydalı olur? Şimdi Bayburt'un gençliğine faydasından çok şundan da öncelikle size de teşekkür ediyorum. Çünkü artık sosyal medyada sağ olsun daha basitleştirilmiş şeyler ön planda olduğu için sizin gibi böyle değerli şahsiyetler de gelip bu şekilde böyle sanata değer veren, sanat için bir adım atan arkadaşları da yardımcı olduğu için ayrıca bundan dolayı da size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani şimdi hukuk dalından girersek bizim için bu sanatın daha önemi daha çok ortaya çıkıyor. Suç oranını düşürmede. Çünkü suç oranını biz canlı canlı adliyelerde yaşadığımız için yani ve bu ağaç yaşken eğilir. Çocukları vereceksiniz erken yaşlarda böyle sanat dallarını vereceksiniz. Öfkesini de, umudunu da, nefretini de, hayata dair her türlü anlayışını orada resme yansıtacak. Orada bırakacak. Ya spora ya da sanata. Ya da sanata. Bunun başka bir alternatifi yok. Yok. Teşekkür gerçek ediyorum. Bu. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ya şimdi hukukçu olman da benim açımdan biraz beni destekledi. Evet. Güzel oldu. Öteki kardeşimiz nerede? Öteki kardeşimiz oraya bir kapat geliyor. Orayı. Ben müsaadenizi istiyorum. Kapat orayı. Gel. Evet. Sevgili kardeşim. Seni de tanıyalım. Ben Mustafa Selçuk. Dayımın kızı oluyor. Ben de geldim. Mesleğimiz ne? Mesleğim öğrenciyim ben. Öğrencisi. Üniversite öğrencisi. Dal... Şu an staj görüyorum. Hangi dalda? Sağlık bilgi sistemleri. Sen de sağlıkçısın. Tam oradan sayılmaz, mı gideceğiz çok... şimdi de? Peki, sağlıktan gidelim. Bu atölye açılmış. Öncelikle şu ana kadar bir sanatta bir şeyin oldu mu? Karşılaşman, sanatla, ilgin, alakan. Evet, babam yapıyor, tandır yapıyor.
tandır yaptığı için. Necai Usta'nın oğlu musun sen? Evet, ben oğluyum. Resim başka, tandır başka. Oraya o girmiyor. Da sanat ama biraz zanaatlı. Olsun, olsun. Bu dalda. Bu dalda yok. Bu dalda. Yani, o çok farklı bir dal. Evet, evet. Şimdi bu dalda daha önce resim mesim yapmadın, öyle yok, anlıyorum. Yok. Müzik aleti çaldın mı? O da yok. İyi türkü söyler misin? Yok. O da yok. Ses de hiçbir kötü. Şey yok. Peki şuradaki kara kalem, kurşun kalem çalışmalarını gördün. Gördüm. Ne hissettin? Bence gayet güzel yapıyorlar. İçinden öğrenciler. İçinden ben de yapabilirim diyebildin mi? Dedim. Dedim mi? Dedim. Hocam güzel yapıyor çünkü güzel öğretiyor. Dedim bana da güzelce öğretir. Demek ki herkesin içinde bir sanat var. Yatıyormuş. Yatıyor. Belki her şeyi karşılaştık. Belki bir de bir gençlerimize, senin yaşıtlarına böyle bir önerim varsa söyle de kapatalım. Yaşıtlarıma önerim sanatla... İç içe olsunlar. İç içe olsunlar. En azından şu atölyeye bir gelip geçsinler. Tabii. Girişte fikirleri değişir. Kim bilir belki de onlar da kurşun kalem alır. Başlar resim yapmaya başlar. Teşekkür ediyorum. Ben hadi teşekkür bakalım. Ederim. Evet sevgili izleyenlerim. Herkesin gönlünde bir aslan yatar. Herkes ne yapar? Sanatı, müziği. Bunlar önemli şeyler. Bunlar önemli şeyler. Depresyondan, stresten, sıkıntıdan bu tür atölyeler insanları ne yapar? Bertaraf eyler. Kötü alışkanlıklardan gençlerimizi korur, kurtarır ve bizim de atıl durumdan çıkmamızı, kafamızı ya ben bu ne yapacağım, efendim nerede durum, boş zamanım çok, bu gibi şeylere girmekten alıkoyar. Atölyemizi gelin gezin, çocuklarımızı getirin buraya. Haberini yaptık. Ben bu kardeşime başarılar diliyorum. İnşallah başarılı olur. Bayburt'a, Bayburt'un çoluğuna, çocuğuna emeği geçer. Kötü alışkanlıklardan da korur. Hayırlı günler. Sevgili izleyenlerim, gün geçtikçe ilimizde ilerleyen, gelişen resim sanatı bu yeni kurulan atölyelerle daha da zenginleşmeye başladı.